Bankart lezyonu öne doğru omuz çıkığı sonrası en sık görülen anterior omuz instabilitesidir. Tekrarlayan çıkıklara sebep olur. Omuzun ilk çıkığı genellikle şiddetli bir travma ile meydana gelir ancak daha sonra çok basit hareketlerde bile yerinden çıkabilir. Omuz eklemini saran labrum yırtığı ve humerus kemiğinin baş kısmındaki dejenerasyonlar Bankart lezyonuna zemin hazırlar. Bankart lezyonu anterior inferior labrumun avisyonu ile beraber meydana gelir. Eğer hastanın geriye doğru omuz çıkığı varsa bu durum reverse Bankart lezyonuna sebep olabilir. Anterior dislokasyon sırasında omuzun en önemli yapılarından biri olan inferior glenohumeral ligaman omuzu stabilize eder. Ayrıca özellikle abdüksiyon ve dış rotasyon sırasında anterior inferior subluksasyon ve dislokasyonu sınırlar. Bir kere çıkmış bir omuzun çok iyi tedavi edilmiş olsa bile tekrar çıkma ihtimali özellikle gençlerde çok yüksektir. Tekrarlayan çıkıklar omuz ekleminde problemlere neden olurken omuz çevresi kas ve tendonlarda kalıcı hasarlar da oluşturabilir. Ayrıca beklenmeyen zamanlarda oluşan omuz çıkıkları ek sakatlıklara da neden olur. Bankart lezyonunun tanısı fizik muayene, çıkık öyküsü ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla konur. Travmatik çıkıklarda düşme, çarpma, trafik kazası gibi ciddi travma öyküleri vardır ve bu sebeple ortaya çıkan çıkıklarda labrum yırtığı da gözlenir. Travmatik olmayan çıkıklarda ise omuz ani veya tekrarlayan zorlayıcı hareketler nedeniyle distoki olmuştur. Bu tip çıkıklarda fizik tedavi ile anlamlı iyileşme sağlanabilmektedir. Travmatik çıkıklarda ve fizik tedaviye cevap vermeyen atravmatik çıkıklarda cerrahi işlem uygulanır. Cerrahi müdahale ile artroskopik yöntem kullanılarak omuzun stabilizasyonu tekrardan sağlanır.